Merhabalar sevgili öğrencilerim. Şimdi dik üçgenin yani dördüncü bölümün konu testi 3'ü gömeceğiz arkadaşlar birlikte. Hemen şu kağıdı koyalım. Şöyle ayarlamasını bir yapayım ben. Odaklamayı da bir paketleyelim. Tamamdır. Hadi başlayalım. Bira bismillah diyelim. Bakalım ne diyor bu sorumuz. Şimdi diyor ki DC çarpı BC çarpımı kaçtır diye bir soru sormuş bize dostum. Şimdi bu soruyu iki yolla çözebiliriz arkadaşlar. Birinci yol şu. Şuradan aşağı bir diklik indiriyoruz. İkiz kenarı gördük ya, hemen kayı kuralı yapıyorum dostum. Şuraları harflendiriyorum. A. Şuraya da B diyeyim. Şimdi benden istediği şey DC yani B çarpı BC yani 2A artı B. Onu da şuraya yazdım. 2A artı B'nin çarpımını benden istiyor bu adam. Şuradaki yüksekliğe de h diyelim. Şimdi bir Pisagor şuradan yapacaksınız dostum. Ne diyeceğiz oradan? 81 eşittir h kare artı a kare diyeceğiz. Bir Pisagor da şu büyük dik üçgenden yapacağım. 13'ün karesi yani 169 eşittir h kare artı a artı b'nin karesi. Şuraya yazayım. A artı b'nin parantez karesi. Şimdi sen bu iki keratayı birbirinden çıkartırsan, hemen 169'dan 81'i çıkartıyorum, 8. 16'dan da 8 çıktı. 88 kaldı. Şuradan h kareler gitti. Bakın şunu da açarak yazıyorum. Şöyle bir şey oldu. Hatta şuraya yazayım. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bir de eksi şuradan a kare geliyor. A kareler de sadeleştiği için b kare artı 2ab yani bizden istenilen şu ifadenin aynısı, b parantezini alırsanız bakın aynısı geliyor. O da neye eşitmiş? 88'e eşitmiş dostum. Ha, pratik olarak ne yapacağız öğretmenim? Şekli bir aklınızda tutun. Bakın büyük bir üçgen, içinde küçük bir ikizkenar üçgen var ve şu ayrık parçayla tamamının çarpımını soruyorsa şu büyük olanın karesinden küçük olanın karesini çıkartacakmışız her zaman. Zaten öyle geliyor. 169'dan 81'i çıkartırsanız kareleri farkını aldığınızda cevabı bulmuş oluyormuşuz. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bakın burada bir ikizkenar var. Hemen eşit açılarına A diyelim. Şurası A 90. Şuraya da B yazalım. Bakın burada A ile B'nin toplamının 90 olduğunu buldum ben dostum. O zaman şurada A var, 90 var. Şuraya mecburen ne yazacağım ben bu açıya? B açısı yazacağım. Yani şu adamla bu adamın ikizkenar olduğunu buldum. O yüzden x de 4 dedim. Üçüncü sorumuz. Ne diyor? HC BH'ın 16 katıdır diyor. Yani BH'a x dersen HC 16 tane x olacakmış dostum. Bunu söylemiş bize. Başka hemen bir diklikten diklik indiği için öklit yapalım. Belki işimize yarar diye düşünüyorum. H kare x çarpı 16x'e yani 16x kareye eşit h kare. Her iki tarafın karesini alırsam h eşittir 4x çıkar. Burası 4x yaptı. Bakın x var, 4x var. Pisagor bağıntısından şu AB'yi bulacağım şimdi ama ben şunu biliyorum. Biri diğerinin 4 katıysa küçük olanın kök 17 katı olur. Yani x'in kök 17 katıdır burası. Yine şuraya bakın, 4x ile 16x var. Yani yine biri diğerinin 4 katı. Pisagor yapmıyorum. Küçük olan 4x'in kök 17 katıdır diyorum ve böyle yazıyorum dostum. Sonra bana demiş ki AC'den AB'yi çıkart. Yani 4x kök 17'den x kök 17'yi çıkartırsan 6 kök 17 bulursun diyor. O halde 4 tane elmadan 1 tane elma çıkarsa ne kalıyor? 3 tane x kök 17 kaldı. Ve bu da neye eşitmiş? 6 kök 17'ye eşitmiş. Kök 17'ler gitti. Demek ki 3x eşittir 6'ymış. x eşittir 2 bulduk. Sorumuzun cevabı Bursa'dan geldi. Evet, dördüncü soruya bakalım hemen. BH AC'ye eşitmiş. BH AC'ye. AC neresi? Şuranın tamamına eşitmiş dostlarım. Buraya 67,5 vermiş. O halde burası 22,5'tur. Ve biz 22,5 67,5 üçgenin özelliğini şöyle biliyoruz.
22.5'un karşısında kaç var ise, yani kök 2 var şu anda, 67.5'un karşısında şu olur her zaman. Bunun kök 2 artı 1 katı olur. Çarpalım hemen. Kök 2 ile kök 2'yi çarpıyorum 2. Kök 2 ile 1'i çarpıyorum kök 2. Yani kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 artı kök 2 ile 1'in çarpımı da kök 2. Peki nereye eşitti bu 2 artı kök 2? AC'ye. O halde şurası da 2 artı kök 2'dir diyorum. Kök 2'si burada. X'e de 2 kalacak. Yapıştırdık geldi. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan çıktı. Evet, 5 numaraya geldim şimdi dostum. 5 numarada bakın demiştim ki bir dik üçgenin kenarları harfli verildiyse o %90 özel bir dik üçgendir. Şimdi aralarındaki farka bakın. X kare eksi 1. Bakın bu 2 fazlası artı 1. Bu da bunun 2 fazlası artı 3 gelmiş. İkişer fazla. Bu ikişer fazla olduğu zaman bu üçgen 6, 8, 10 üçgenidir. Çünkü kenarlar arasında ikişer fark var. Mesela kenarlar arasında birer fark olsaydı bu 3, 4, 5 üçgeni olacak diyecektim. Ha, ben bunu kafamdan biliyorum. Sen bilmeyebilirsin canım dostum. Peki ne yapacağız o zaman hocam böyle bir durumda? Hemen Pisagor bağıntısına yoğunlaşacaksın. Hatta Pisagor'u da yaparken ben senin yerinde olsam önce x kare eşittir a'dır derim. Buraya a eksi 1, buraya a artı 1, buraya da a artı 3 yazarım. Ondan sonra Pisagor'u yapıp a'yı bulurum. A'yı bulduktan sonra yani dik kenarları ki a'yı buradan ne bulacaksın sen? 7 bulacaksın muhtemelen. A 7 çıkacak ki 7'yi yerine yazdığında bu kenar 6, bu kenar 8, bu kenarda 10 olduğunu göreceksin. Şimdi ben kısaca hemen buldum tabii ki. Şimdi diyor ki A noktasının BC'ye uzaklığı. Yani A'dan BC'ye bir diklik indirirsen diyor. Bu dikliğin uzunluğu ne olur diye bir soru sormuş bize. Hemen ahbacı formülümüz aklımıza geldi. Ne diyordu ahbacı formülü? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı yani 10H eşittir dik kenarların çarpımına yani 48'e diyorduk dostlarım. Hemen 10'a bölelim her iki tarafı. H eşittir 48 bölü 10. 48 bölü 10 da 4.8'dir. Sorumuzun cevabı Adana'dan çıkar. Evet, 6 numaraya geçeriz biz de bakalım ne diyor. Şimdi B var, C var. Şuraya da bir A diyelim biz. Hemen ahbacı formülümüzü yazalım. A çarpı H eşittir B çarpı C. Şimdi şuradan da bakın içler dışlar yaparsam 4H eşittir B kare çarpı C oluyor. Demek ki ben ya da hiç uğraşmayalım. H yerine direkt B kare çarpı C bölü 4 yazalım. Öyle daha güzel olur. Şöyle yapayım yani. A çarpı H yerine B kare çarpı C bölü 4 yazdım. Eşitmiş B çarpı C'ye. Peki C'ler gitti. B'lerin birer tanesi gitsin. Buradan 4'ü bu tarafa atalım. 1 kalmıştı burada. Bu tarafta da A çarpı B kaldı. Eşittir 4 oldu. Ne istiyor bizden? AH yok AC. Nedir o? B. Şurası B. Çarpı BC yani A. A çarpı B'yi istiyormuş. Biz de 4 bulmuştuk. Cevap Bursa'dan çıktı. Evet, 7 numaraya geldik. Bakalım burada ne yapacağız şimdi? Direkt Pisagor bağıntısını bir yapalım isterseniz dostlarım. Şurada C kare eşittir B kare artı A kare. Bunu biliyoruz. Şurada da bir içler dışlar çarpımı yapalım. Bakın şöyle oluyor. A kare artı, şunu açarak yazıyorum. Birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Eşittir diyorum. 4C ile de 2B'yi çarparsam 8BC. Şimdi A kare artı B kare neye eşitmiş? C kareye eşitmiş. Buraya C kare yazalım. O zaman şöyle oldu. C kare burada var. Bir C kare de burada var. 2 tane C kare. 2BC'yi de buraya gönderirsem burada 6 tane BC kalacak. Bunu da yazdım. Bakın C'lerin birer tanesi şuradan gitti. 2'ye bölelim bunu. 3 kalsın. Yani C eşittir 3B çıktı. C eşittir 3B. Peki bizden ne istiyor? C bölü B'yi. Hadi gelin C yerine 3B yazın. 3B bölü B. B'ler giderse cevabım 3 gelecek. Edirne'den çıkacak. Evet, 8 numaralı sorumuzdayız.
Yine en büyük en küçük değer sorusu köşe taşında çözdüğümüz sorulardan. Neye dikkat edecektik? Şurada verilen hipotenüs üzerinde verilen nokta elemanıdır BC diyor ya. Bu BC'ler yuvarlak parantez mi, köşeli parantez mi? Buna dikkat edeceğiz. Köşeli parantez olsa P noktası tam C'nin üstüne gelir ve alabileceği en büyük değer ya AC'dir ya da P noktası B'nin üstüne gelir AB'dir. Hangisi daha büyükse artık onu alır bu. Ama yuvarlak parantez olduğunda C noktası dahil değil. Yani P noktası dibine kadar gelir. Buradaki değerin bir tık altını almak zorundadır demiştik. Peki en küçük değer için ne demiştik dostlarım? Kenar ortayı zaten vermiş bize kenar ortayı. Bakın 10 demiş. Alabileceği en küçük değer 10. En büyük değeri de bulalım. Şimdi önce muhteşem üçlü yapalım. Burası da 10. Burası da 10. Hatta 12, 16, 20 üçgenidir bu dostum. 12, 16, 20. 3, 4, 5'in 4 katını almış hocalarımız. Şimdi P noktası o zaman 16, 12'den büyük olduğu için 16'ya göre konuşalım. Tam C noktasına gelirse AP dediğimiz şey AC olur ve böylelikle en büyük değeri 16 olurdu. Ama ne dedik? Parantezler yuvarlak parantezse C noktasının tam üstüne gelemez. Birazcık kenarına kadar yanaşır şöyle dibine kadar. O zaman AP'nin alabileceği en büyük değer 16'dan bir tık küçük olur. E ne olur peki bu durumda? 15 olur tabii ki. O halde 8. sorumun cevabı da Ceyhan'dan geldi. Çünkü alabileceği en küçükle en büyük değerin toplamını soruyordu bize. Pekala. Hemen bunu attık. Aldık 9 numaralı sorumuzu elimize. Bakalım ne diyoruz. Şurada DF paralel BC demiş. Yani şu adam şu adama paralelse bakın burada bir Z harfi var. O halde şurası da noktalı açıdır diyorum. Demek ki bu adamda ikizkenar üçgenmiş. Bunlar eşit olduğu için bu buna eşitmiş. Peki bakın şu 3 doğru birbirine eşit oldu. Biz bunu ne zaman söylüyorduk? Muhteşem üçlü varsa. Demek ki burası muhteşem üçlü var. Yani bu açı kesinlikle 90 derece. Çünkü muhteşem üçlü sadece dik üçgende oluyor. E şimdi artık şuraya bakabilirsin bak. Diklikten diklik indi. Hemen ne diyeceksin? Öklit bağıntısı. Yani elhamdülillah. Sizde görün arkadaşlarım. Öklit bağıntısı ne diyordu? 8'in karesi eşittir. Yani 64 eşittir. X çarpı 4. Yani 4x. 4'e bölersek 16 eşittir. X çıkar. Cevap Edirne'den gelir. Evet. 10. sorumuza bakalım şimdi. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Bakalım bu ne diyor dostlarım. Şimdi şurası A ise bakın burada bir dikdörtgen oluşmuş. Burası da A. B ise burası da B. Şurada bakın diklikten diklik indi. O halde B kare eşittir. 9 çarpı A yaptım. Öklit'i yaptım. Şurada da A kare yine diklikten bakın buradaki diklikten diklik indi. A kare eşittir diyorum. 2 çarpı B'ye. Bunu da yazdık. Tamamdır hocam. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi şunu yapalım. Şuradaki B'yi yalnız bıraksak biz B neye eşit olur? B eşittir A kare bölü 2 olur. Bizden A küp artı B küpü istiyormuş. Tamam. Peki şu B'yi de getirip şu üsttekinde yerine yazsak. B yerine A kare bölü 2 yazsam. Burada da karesi var. Şöyle olur mu? A üzeri 4 bölü 4 eşittir 9A geldi. Bakın şuradan 1A ile buradaki A gitti. Bir tanesi 3 tane kaldı. 4'ü de buraya çarpı atarsak A küp eşittir 4 kere 9'dan 36 geldi. Şimdi A küpü bulduk. Şimdi aynı şekilde bir de B küpü bulalım. O zaman şu üstteki ifadede de A'yı yalnız bırakalım. A'yı yalnız bırakırsam 9'u buraya bölü olarak atarım. B kare bölü 9 olur. Getirip alttakinde de A yerine B kare bölü 9 yazalım hemen. Ne olur? B üzeri 4 bölü 81 olur. 9'un karesi. Eşittir 2B. Peki B'ler de yalnız giderse, sadeleşirse burada B küp kalır. 81'i de buraya attım. O halde B küp eşittir 81 çarpı 2. Yani 162 oldu. Şimdi bizden de A küp artı B küpü istiyor. Yani 162 ile 36'nın toplamını istiyor. 10. sorumun cevabı Adana'dan geldi dostlar.
Evet, 11'deyiz. AD paralel demiş. Paralelse dostum, hemen şuradan aşağıya bir diklik indiriyorum. Ve X ise burası da X oldu diyorum. Şurasının tamamı 6, 8'den 10'dur diyebiliriz. Şimdi bizden X'i istiyor. Yan kenarın öklitini yapalım. 6'nın karesi eşittir. Yani 36 eşittir. Yakın parça X çarpı hipotenüsün tamamı 10. O halde X eşittir 36 bölü 10 olur. O da 3.6'dır. 11. sorumuzun cevabı da Bursa'dan çıktı. Evet, geldik 12 numaraya. Yine köşe taşında çözdüğümüz bir soru. En azını sorduğu zaman ne yapıyordum dostum? Şu kısa olanın simetrisini alıyordum ben hep. Şuraya 3 diyorum. Ve bize istenilen yer işte şuradaki mesafedir demiştik. Bunu yine köşe taşında tane tane anlattığım için burada hemencecik çözüyorum artık. Peki şurada da dikdörtgen yapıp şuraya x diyelim. Burası 3 olacak diyelim. Ne vermiş a üssü b üssünü? 4 kök 3 vermiş burayı. O halde burası da 4 kök 3. Hemen şuradan da Pisagor'u çakalım. Diyelim ki x kare eşittir. Bir 11'in karesini alacağız. Yani 121 artı 4 kök 3'ün karesi de 48'dir. Toplarsak bunları 169 yapar. X kare. Neyin karesi 169'dur? 13'ün dememiz yeterli olur. Cevap Bursa'dan çıkar. Evet, 13 numaralı sorudayız arkadaş. Şimdi bakın, şurayı çizdiğiniz takdirde şurada bakın bir yükseklik, aynı zamanda kenarortay oldu. Yani burada bir kayı kuralı var. O halde bu bir ikiz kenar üçgen, şunlar birbirine eşittir diyebilirim. E hocam aynı şey burada da var. Bakın bu yükseklik de kenarortay olmuş. Yine kayı kuralı var. O halde bu da ikiz kenar üçgen olmak zorunda. Demek ki buna da aynı simgeyi koydum. Ve bakın şu kırmızılara dikkat edin. Üçü birbirine eşit. Bu ne zaman oluyordu? Muhteşem üçlü diyordu. Dik açıdan çıkarsa bu kırmızı doğru. Bunlar birbirine eşit oluyordu muhteşem üçlüden dolayı. Şimdi peki başka ne istiyor bizden? BC'yi istiyormuş bizden dostlarım. BC neresi? Heh, şu uzunluğu istiyor. Şimdi şöyle yapalım. Şuna X diyelim. Şuna da X diyelim. Şuna A diyelim. A diyelim. Şuna da B, B ve buraya da X'i yapıştıralım. Bakın şimdi burada bir sürü Pisagor bağıntısı yapacağım dostum. Şöyle yapacağız hemen. 4 kök 2'nin karesiyle ya da Pisagor'a gerek var mı diye düşünüyorum. Yok, hiç gerek yok arkadaşlar. A'ları B'leri yazmaya gerek yok. Çünkü burada bir dikdörtgen oluşturduk biz, fark ettiniz mi? Bak 90, 90, 90. Mecbur burası da 90. Dikdörtgen oldu. Demek ki A dediğim şey aslında 4 kök 2. O zaman burası da 4 kök 2. 6 ise burası da 6, burası da 6. Şimdi Pisagor'u gönül rahatlığıyla yapalım. Buranın tamamına K diyelim. K kare eşittir 12'nin karesi 144 artı 8 kök 2'nin karesi. 8 kök 2'nin karesi de 64 çarpı 2'den 128. K kare eşittir. Toplayalım. 260, 272 yaptı. 272. Bu da dışarıya 4 kök 17 çıkıyormuş. Ben cevap anahtarına bakarak yaptım arkadaşlarım. Çok uzatmadım mevzuyu. Geldim 14 numaraya. Evet. BAC 120. Şuranın tamamı 120 dereceymiş. AB eşittir AC. O zaman burası da 12 birim. Hatta bu 120, 30, 30 üçgeni çıktı ki. Bunun özelliği neydi? 30'ların karşısında aynı sayılar yazacak tabii ki. İkiz kenar olduğu için 12, 12. 120'nin karşısında da bunun kök 3 katı yazacak. Yani 12 kök 3. Şimdi şuradaki 30 var, 90 var. Şuraya da 60 yazalım. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısını bulmak için 12'yi kök 3'e bölüyorum. 4 kök 3 yapıyor. 90'ın karşısı da 30'un karşısındakinin 2 katıydı. Buraya da 8 kök 3 kaldı. Peki toplam 12 kök 3 olduğu için 8 kök 3'ü buradaysa x'e ne kalacak? 4 kök 3 kalacak. Cevap da Bursa'dan gelecek. Evet, 15 numaralı sorumuz. Bakınız ne var? 15 var, 90 var, şurası 75. Peki o zaman bu haşa 4 haş kuralından dolayı şu uzunluğun tamamı ne olacak? 2'nin 4 katı, yani 8. Şimdi 90, burası 45 ise buraya da 45 yazalım. Bakın 30'da 45'i görüyorum. Karşısına bir diklik indirmek artık benim için adettendir, farzdır.
90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı yarısı olacak 4. Burada da 45'in karşısı 4 ise 90'ın karşısı kök 2 katı olacak 4 kök 2. Yani cevap Adana'dan geldi. Son soruya geçiyorum dostum. Evet, şurada bir şeyler var. Ne diyor? Olduğuna göre DC kaç santimdir diyor. Şimdi şunlara biz bir A diyelim, şuraya da B diyelim. Canım kardeşim, şurada diklikten diklik indiği için bir öklük yapıyorum. 8'in karesi 64 eşittir A çarpı tamamı, yani A artı B. Yan kenarın öklütünü yaptım. Bunları hep köşe taşında veya konu anlatım videolarında hepsini söylediğim için buralarda hızlı hızlı yapıp geçiyorum. Şimdi ben neyi biliyorum? A çarpı A artı B. Peki bu A ile A artı B'nin çarpımı bana neyi verir? Şu üçgenin, bakın, bu dik kenarlarının çarpımı dediği zaman alanını verir kardeşim. Ya da alanını versin. Önemli değil. Alanını versin diyelim. Alanını verdi. Yani A çarpı A artı B'nin yarısıydı değil mi? Dik üçgenin alanı, dik kenarlarını çarp ve ikiye böl. Bu bizim alanımız. Peki A çarpı A artı B 64 olduğu için bölü 2'den 32 geldi buranın alanı. Şu dik üçgenin alanı 32. Peki dik üçgenin özel olduğunu da fark ettiniz değil mi dostlarım? Bu dik üçgen nasıl bir dik üçgen? 15, 75, 90 dik üçgeni. Burası 15. Haşa 4 haş kuralımız var burada. Şurası 90 derece. Burayı 90'ı kendisi vermiş soruda. Aman dikkat edin ha, bakın buranın dik olduğunu kendisi söylemiş. Peki ben buna haş desem şurası ne olacak? 4 haş. Peki alanı nasıl buluyorum? Taban, yani 4 haş çarpı yükseklik haş bölü 2 dersem alanı bulurum. Yani 32'yi bulurum. Peki şu 2 ile şu 2 gitsin, 2 kalsın. Şununla şu gitsin, 16 kalsın. Haş kare eşittir 16. Haş eşittir 4. 4 taşı soruyor. O da 16 çıktı. Sorumun cevabı Edirne'den geldi Goberler. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Karekök yayınlarının MPS soru bankasını çözüyoruz. Bir sonraki videomuzda da yeni bölümümüze, yani yeni konumuza geçeceğiz. O da ikizkenar üçgen olacakmış. Hadi bakalım, görüşmek üzere bir sonraki videoda.